Akademisyenler, meslek ustalarım, hepinize hoş geldiniz diyorum, saygıyla selamlıyorum. Efendim, bizim Yasa İzleme Enstitüsü'nün faaliyetleri kapsamında geçen sene yaptığımız bir çalışma epey ses getirdi ve sağ olsun hocalarımızın çalışma alanlarında bir bilgi olarak değerlendirilmeye başladı. Savaş Hocam beni bu konuda bilgilendirmeye davet edince ben şöyle düşündüm. Hocam inanın benim hiç suçum yok. Ben sadece bir fikri ortaya attım. Ama bu fikre bütün arkadaşlar dört elle sarıldılar ve belki de güzel bir şey ortaya çıktı. Efendim ben 77'den beri bu baronun mensubuyum. 10 yıl ara verdim mesleğe. Sonra geri döndüm. 20 yıl kadar baronun dergisinde çalıştım. Yazı İşleri Kurulu'nda bazen yönetici olarak da. 1993 yılında Baro dergisinin 50. yılıydı. Dediler ki bir endeks hazırlayalım, fihrist hazırlayalım. Ben yaparım bu işi dedim ve 93 yılının 6. sayısında derginin 50 yıllık fihristini hazırladık. Yazarlara göre, konularına göre, makale adlarına göre birkaç yönden. Bu konuda bir şeyim vardı, bir sempatim var o konulara karşı. Sonra Yasa İzleme Enstitüsü'nün açı kurulduğunu duyunca niye beni davet etmediler diye biraz üzüntü duyuyordum, itiraf edeyim. Ayşegül Dalkır, kahveci hanımefendi bir gün bana adliyede dedi, gel çalış burada dedi, böyle bir enstitü var biliyor musun? Biliyorum ama davet eden yok dedim. Neyse o akşam Savaş Bey hocam da toplantıya gelmişti. Ve birlikte olduk. Ben bu fikrimi kendilerine açtım. Dedim ki süreklilik arz eden bir yönetim içinde ki işte 12 yıllık Kasım 2002 Mart 2014 yılları arasında bir şey yapalım. Ne kadar yasa çıkmış, ne değiştiriyor, ne anlama geliyor bunları bir istatistiki bilgiye bağlayalım diye düşünüyorum. Ne dersiniz dedim. Arkadaşlar da bu fikri beğendiler. Ve bir ekip kuruldu. 15 kişilik. Biz 3 ay kadar çalıştık. Yanılmıyorsam 13-14 ana başlık altında bölümde o çalışmayı getirmedim yanımda. 50 kadar alt başlıkta biz bütün yasaları uluslararası sözleşmeler, antlaşmalar dahil taradık. Madde değişikliklerini çeteledik ve neticede bir bilgi birikimi ortaya çıktı. Şimdi bu aslında sadece rakamlar olarak belki çok bir anlam ifade etmiyordu ama sonradan gördük ki toplumun sızlanma alanları bazı olumluluklar, bazı olumsuzlukları bu rakamlar teyit ediyor. Ve ben öğretmen kökenli bir hukukçu olduğum için hep aradığım bir hususu da bu çalışma içinde yerleştirme babında bir katkım olsun istedim. Neticede biz adaleti ararken altının kıratını tespit etmek için bir mihenk taşı önümüze koyamadığımıza göre yüzümüzü bir yere çevirmek zorundaydık. Bu da Avrupa Birliği olacaktı tabii, dünyanın en gelişmiş bölgesi toplumu olarak. Avrupa Birliği müktesebatına göre bu dönemde yapılan, çıkarılan yasaları çek ettiğiniz zaman bazı başlıkların yasalardaki bu büyük değişikliklere rağmen kabul edilmediğini görüyorsunuz. Biz o çalışmayı henüz yazıya döküp sizlere sunamadık. Netice itibariyle bu akademisyenlerin işi olacaktı. Ve sağ olsunlar hocalarımız bu konuda Savaş Hocam'ın da Baro Başkanımızın da desteğiyle ve Sayın Başkanımız tabii bu enstitünün çalışmaları içinde bize çok destek oldular, güç verdiler bütün başkanlarım. Ve sizlere şimdi bu konuda bu çalışmanın bilgi olarak ele alındığı bölümde hocalarım sunumunu yapacaklar. Ben açılış konuşmasını yapmak üzere Sayın Baro Başkanımızı kürsüye davet ediyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Sevgili meslektaşlarım, değerli konuklar, hoş geldiniz. Enstitümüz marifetiyle düzenlenen Türkiye'nin hukuk sisteminde yapısal dönüşüm konulu panel dizimizin bugün 3. ve son bölümü için bir araya gelmiş bulunuyoruz. 1920'den bugüne 95 yıllık meclis tarihimizin en yoğun kanunlaşma dönemlerinden birini oluşturan 2002-2015 yılları arası dönemin analiziyle bu dönemde yürürlüğe giren 1800'ü aşkın kanunun hukuk sistemimizde yaptığı dönüşümün anlaşılmasını amaçlayan bu çalışma ve etkinlik Türkiye'de bir ilke imza atmış bulunmaktadır. Çalışmada kullanılan tekniğin ve elde edilen sonuçların ilerleyen yıllarda başka araştırmalara da model ve emsal olacağı kanısındayız. Söz konusu çalışma dahilinde değişik disiplinlere mensup akademisyenlerle, akademisyenlerin enstitümüz hukukçularıyla birlikte gerçekleştirdiği paylaşımları hukuk camiasının istifadesine daha kalıcı ve etkin bir şekilde sunulması seçeneğinde ayrıca baromuz tarafından değerlendirilecektir. Bu vesileyle tüm katılımcılara hoş geldiniz diyorum. Panelimizin başarıyla sonuçlanacağını diliyorum. Teşekkür ederim efendim. Değerli konuklar, panel derslerimizin üçüncüsüne hoş geldiniz. Ben hemen konuşmacılarımızı kürsüye davet etmek istiyorum. Sayın Murat Özveri, Mustafa Kemal Doğru, Kamil Karatepe ve Sedat Çal. Türkiye'nin hukuk sisteminde yapısal dönüşüm isimli panel derslerimizin bugün üçüncüsünü yapıyoruz. Türkiye'nin hukuk sisteminde yapısal dönüşüm aslında üç panele sıkıştırılamayacak kadar son derece geniş bir konu. Ancak maalesef üç panelle bugün başlamış bulunuyoruz. Ben sözü ilk önce Murat Özveri'ye vermek istiyorum, eğer uygun görürse. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Ben bu Ankara'da dördüncü günüm. Bu haftayı tümüyle Ankara'da geçirdim. Salıdan beri buradayım. Barolar Birliği'nde de ilginç bir tesadüf. Emek Kurultayı vardı. Emek Kurultayı'nda da bir tebliğ sundum. Aslında biraz da iki tebliğin harmanlaması yapma olanağını da elde etmiş oldum böylece. Biraz oradaki tebliği, biraz kitaptaki tebliğimi karıştırarak hukuk sistemindeki yapısal dönüşümü iş hukuku alanında, bunu geniş anlamda kullanıyorum, hem toplu hem bireysel hem sosyal güvenlik hukuku alanında, özellikle bir 40 yıllık zaman dilimi içerisinde odaklanan ama son 12-13 yılda da daha hissedilebilir hale gelen boyutuyla kısaca özetlemeye çalışacağım. Bu arada bir başka reklam daha yapalım. Bir başka editoryal çalışmada bir kez daha sosyal politika boyutuyla konuyu ele aldık. O da geçen hafta çıktı. Himmet, Fıtrat, Piyasa, AKP döneminde sosyal politika iletişim yayınlarından çıktı. Aziz Çelik ve Meryem Koray Hoca'nın editörlüğünde. Bunu da bu vesileyle duyurmak istiyorum. Ben bu makaleyi yazarken, şimdi avukat, o zaman stajyer olan değerli arkadaşım İrfan Taşkın bana bir şiir getirdi. Can Yücel'in çevirisi. Çince'den çevirmiş. Nitekim kitaptaki makalenin başına da koydum. Çok çarpıcı gelmişti. Aslında her şeyi, hele de iş hukuku alanında özetleyen bir şiirdi. Diyor ki, davacı zengin, davalı yoksulsa davacıdan yana işler yasa. Davalı zengin, davacı yoksulsa davalı da kalır yine nizalı arsa. Davalı da davacı da zenginse özür diler, çekilir aradan kadı. Davacı da yoksulsa sadece o zaman işte yerini bulur hak diyor. Aslında 30 yıllık meslek hayatımı da bir anlamıyla bence özetliyor. Özellikle iş hukuku alanındaki pratiğimizi özetliyor. Bu vesileyle yine kamuoyuna duyurmak istiyorum. Çok bir tekrarlanan bir saptama vardır. Meslektaşlarımız bilirler.
iş davalarında arzuhalci bile dilekçe yazsa sonuçta hep işçilerin kazandığı varsayılır. Hakimler işçilerin lehine yorum yapar. Her zaman davaları işverenler kaybedilir. Böyle bir genel kabul vardır. Ben 30 yıllık meslek hayatımın 27 yılını sadece iş hukukunda geçirdim ve hep derim ki peki o zaman beni kim dövdü bunca yıldır? Şimdi buradan hareket ederek de hem kamuoyuna bir sözüm var. Yaklaşık 5000 dosya seçtim ben. Bu 5000 dosyanın 5000'ini işçiler kazanmışlar. Aslında kazanırken neler kaybettiklerini rakamsal olarak kanıtlayabilmek amacıyla Kasım ayı başında yazımına başlamayı umduğum bir çalışmaya başlıyorum. Örneğin fazla çalışma davasını kazanmış işçi ama bu fazla çalışmayı çalışırken açabilseydi elde edeceği rakamla işten atıldıktan sonra açması sonucu eline geçen rakam arasındaki farklara baktığımız zaman davaları kazanırken bile işçilerin çok önemli ölçüde kaybettiklerini bu davaların en azından emeklerinin karşılığı almaları gerekenin %40'ını öngörüm bu daha fazla olur daha altadan çıkacağını zannetmiyorum ama dileriz bir yıl sonra bunu rakamlarla ifade ederek de konuşmak nasip olur. Çünkü 5000 dosya iyi bir veri ve değişik alanları da kapsıyor. Bununla bir yanıt verip gitmek istiyorum alandan. Bu son projem olacak. Şimdi konuya gelecek olacak. Zamanın ne kadar Sayın Başkan? O zaman son söyleyeceğimi başta söyleyerek başlamakta yarar var. Yakalır, yakalmaz. O yüzden söyleyeyim. Şimdi Engels bir saptama yapıyor. Diyor ki, modern devlette hukuk sadece genel ekonomik duruma uyum gösterip onun ifadesi olmakla kalmaz. Fakat aynı zamanda kendi içinde tutarlı bir ifade olmak ve kendi iç çelişkileri nedeniyle göze batar derecede tutarsız olmamak zorundadır. Bu hukukun doğasında var. Hukuk güvenliği dediğimiz şeyi, biz hukukçuların hukuk güvenliği dediğimiz şeyi Engels özetliyor. Diyor kendi içerisinde tutarlı. Hatta bir adım daha atıyor. Bunu gerçekleştirmek için iktisadi koşulların yansıtılması gitgide bozulur. O kadar ki mevzu hukukun, bunu yürürlükteki hukuk diye anlayalım. Bir sınıfın egemenliğini saf, kesin ve tüm ağırlığıyla ifade etmesine ki bizzat bu durum adalet kavramına aykırıdır, nadiren rastlanır diyor. Ben Engels'in Türkiye pratiğinde yanıldığını kanıtlamaya çalışacağım size. Türkiye'de çalışma hayatını düzenleyen tüm mevzuat son 40 yıldır özellikle de son 12 yıldır bir sınıfın egemenliğini saf, kesin ve tüm ağırlığıyla ifade etmek için düzenlenmiştir ve yürürlüğe sokulmuştur. Şimdi suç işlemek zorundayım. Telefonumu çıkarıyorum. Dün emek kurultayındayken İzmir'den avukat meslektaşlarım bir ticaret mahkemesi kararı gönderdiler bize. Ticaret mahkemesinin kararı, bir yandan da özetleyeyim. Olay şu, serbest bölgede, İzmir serbest bölgede faaliyet gösteren bir deri fabrikası, onun adını söylemem lazım, aksiyelde suç işlememiş olacağım. Onu bulmaya çalışıyorum bir yandan da, adını söyleyebilmem için. İlan yardım eder misin? Ha, buldum. SF Liter Deri Tekstil ve Konfeksiyon Sanayi Ticareti Limited Şirket. Bu şirkette deri tek sendikası örgütleniyor. Türkiye'de her örgütlenmede olduğu gibi işçiler işten çıkartılıyorlar sendikal haklarını kullandıkları için. Ve fabrikanın kapısının önünde eylem yapıyorlar. Bu arada da fabrikanın kimi müşterilerine, özellikle yurt dışında serbest bölgeden yurt dışına sattığı firmalara bu fabrikanın sendikal haklara saygılı davranmadığını, sendikal haklarını kullandığı için işçilerin iş sözleşmelerini sona erdirdiğini bildiren mektuplar gönderiyorlar, bildiriler dağıtıyorlar, pankartlar açıyorlar. Şimdi bu tür eylemler sık görülüyor bizde. Bu tür eylemlere de genellikle ya polis müdahale eder ya da yasa dışı grevin unsurları varsa iş mahkemeleri gelir, yasa dışı grev var mıdır yok mudur tespit yapar. Ama ilk kez bir ticaret mahkemesi marka değerini düşürüyor, haksız rekabete yol açıyor diye işçilerin açmış oldukları pankartın tedbiren icra dairesi yoluyla indirilmesine, polis de yok bakın indirilmesine. Şimdi hüküm kısmını okuyacağım, çok da ilginç. Sayın Başkanım gülüyor.
Gülmeyin Sayın Başkanım lütfen. Diyor ki davacı vekilin ihtiyadi tedbir talebinin kabulü ile davacı şirketin müşterileri, iş ilişkileri ve ticari sır niteliğindeki tüm bilgilerini, burayı bizi ilgilendirmiyor. Organizasyon ve üretim bilgileri, bu da bizi ilgilendirmiyor ama şurası önemli. Çalışanlara ilişkin politikalar. Yani sendikasızlaştırma doğrultusunda bir istihdam politikası izliyor denilmesini. Devam ediyor. Bunlara ilişkin bu tür şeylerin yazı, görsel, haber ve yorum içeren, dikkat, afişlerin asılmasına, toplantı ve gösterilerde kullanılmasına, devam ediyor. İnternet ve sosyal medyada paylaşılmalarının, davacı şirket müşterilerine, diğer kurum ve kuruluşlara fiziki olarak veya dijital ortamda gönderilmesini, Türk Ticaret Kanunu 600 okunmuyor, 81 yanılmıyorsam, HMK 380'e göre tedbiren durdurulmasına karar veriyor. Dün de söyledim. Herhalde bu dijitale giriyor mu? Girmiyor. Görsele de girmiyor. Ben bu mahkeme kararındaki tedbiri çiğneme konusunda inanılmaz bir istek duydum kendimde. Ve bunu da gördük dedim. Ticaret Mahkemesi kararıyla temel bir hak, anayasal bir hak, uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınmış bir hak, bu hakkı kullanan ve kullandıkları için bedel ödeyen işsiz kalanların demokratik eylem haklarını kullanarak uğradıkları haksızlıkları görünür kılmak için açtıkları pankart, yaptıkları toplantı Ticaret Mahkemesi kararıyla tedbiren durduruluyor. Durdurulmakla kalmıyor. Bu durumun elektronik ortamda, sosyal medyada, yazılı, görsel ya fiziki anlamda paylaşılmasına tedbir konuluyor ise engel yanılıyor. Türkiye'de hukuk bir sınıfın açık, saf, kesin çıkarları için uygulanıyor. Dizayn etmeyi bırakalım, uygulanıyor. Dolayısıyla son sözümü söyledim, rahatladım. Şimdi aynı mantık üzerinden örneklerimi verebilirim. Alacağım milat 1980 24 Ocak. Türkiye bir fay hattını değiştiriyor 24 Ocak 1980'de. İthal ikameci ekonomik modelden ihracata dayalı ekonomik modele geçiyor. Bu modelin uygulanabilmesi için de Türkiye Sanayici ve İş Adamları Derneği TÜSİAD çok basit bir tanım yapıyor. İş tüketim kısılmalı, bir üretim fazlası oluşturulmalı. İthal ikameci model kendi sınırlarına, fiziki sınırlarına geldi, dayandı. Ve bu artık ihraç edilmeli. Türkiye artık ihracata dayalı bir modele girmelidir deniyor. Şimdi bu basit cümleye baktığınız zaman ilk göze çarpan şey iş tüketimin kısalması. İş tüketimin kısılması demek artık ücretlerin ithal ikameci model içerisinde hem gelir hem maliyet olma unsurundan gelir unsurunun çöpe gidip maliyet unsurunun öpene çıkması demek. Dolayısıyla maliyeti düşürerek küresel piyasalarda, işçilik maliyetini düşürerek küresel piyasalarda rekabet etme doğrultusunda bir ekonomik tercih, bir model tercihi yapıyor Türkiye. Yapabilir, bir itirazımız yok. Ama eğer bu modele uygun bir şekilde peşinden hukuki dönüşümler geliyorsa işte orada durmak gerekiyor ki geliyor. 24 Ocak 1980 herkes anımsar, bir başka tarih vereceğim, 22 Haziran 1980. 22 Haziran 1980'de Türkiye'de Toplu Sözleşme Kamu Koordinasyon Kurulu kurulmuştur. Bu kurul kendisine görev olarak toplu iş sözleşmelerinde işverenin yönetim hakkını sınırlandıran ne kadar idari madde varsa bunları ayıklamak ve toplu pazarlığı ilke kuralları üzerinden özel sektör dahil sınırlamak için oluşturulmuştur. Görev ilan etmiş. Bunu da ilke kararları olarak açıklamıştır. Bu açıklamaya o günkü Türkiye'deki örgütlü işçi hareketi grevlerle yanıt vermiştir. Ve çok ilginçtir. Türkiye'de 1980'den geriye doğru gittiğinizdeki 10 yıl içerisindeki ertelenen toplam grev sayısına eşdeğer 70 küsur bir yılda grev ertelemesi olmuş. Bu grev ertelemelerine yine işçi hareketi sert yanıt verince de darbe oluşmuştur. Şimdi darbeyi yapan Kenan Evren geçenlerde rahmetli oldu. Herkes naletle andılar, kızdılar. Ama bakın darbe olduğunda Odalar Birliği Başkanı İbrahim Bodur açık net bir şekilde 24 Ocak kararların darbe olmasaydı uygulanamayacağını söylüyor. 1982'de
TÜSİAD Başkan Yardımcısı Rahmi Koç, 12 Eylül harekatı olmasaydı 24 Eylül kararlarını parlamentonun istişare ve geciktirici mekanizmaları nedeniyle hayata geçirmemiz mümkün değildi. Çok büyük zaman kaybederdik. Allah 12 Eylül'den razı olsun. 12 Eylül'ün sayesinde 24 Ocak kararlarını uygulayabildik diyor. Meşhur Halit Narin, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Başkanı, biraz da onların anası ağlasın diye işçi hareketine yönelik